Okudum. Sonra bir daha okudum. Hayır öyle yazmıyor. Tanrı Türkü Korusun yazıyor. Bir daha bakalım. Tanrı Türkü Korusun yazıyor. Altında da şöyle yazıyor: Türkiye Cumhuriyeti Yeni Yüzyıl Yeni Türkiye 2023 2023. Yani burada hem Cumhuriyet hem Malazgirt var. Türker Paşa'm sizi dinliyor. Yani Karman Çorman. E, <laughs> ne olmaktaydı? <yani>, <laughs> Biz ne yiyiyoruz? Hiçbir vizyonum yok demek. Yani hani bu Türk İslam sentezi vardır ya. E, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Soğuk Savaş Dönemi Projesi. Yani kardeşim Türk mü, İslam mı? Bu da bunun gibi. Karman Çorman ne ne dediği belli değil. Yani bir anlamda e, Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği o 2023 vizyonlu da ortaya koyan yeni Türkiye derken bu işin arkasında ee, biliyorsunuz yeni bir Türkiye yaratmak yani Kemalist felsefeden sıyrılın devrimlerden sıyrılın layık olmayan bir Türkiyeye ihtiyaç var her şeyi görebilirsiniz yani bu bir anlamlandırılır ama bu Karman çok çorba yani fikirsizlik var bu şimdi ee, bir de yani biz Herşey Türk de... açılımı mı yapıyoruz? Kürt Türk açılımı mı yapıyoruz? Şey var. Türk Kürt açılımını aynı anda mı yapıyoruz? Ya bir kere e, gerçekten hani Türk milliyetçisi olarak kendini adlandırıyor ama yani Türklüğü ayaklarının altında ezmeye çalışan bir iktidara payandalık yapıyor. Yani andımızın e, yasaklanmasına sesini çıkaramayan bir devlet bahçeli var. Varlığını Recep Tayyip Erdoğan'ın varlığıyla bütünleştirmiş. Yani iktidarda kalmasına imkan yok. Recep Tayyip Erdoğan'ı orada tutabilmek için elinden geleni yapıyor. O alfabe konusunda da... Bu eski yüzüğünü buldu reji. Allah bana yeter. Birkaç hafta önce grup konuşmasında. Yani Allah mı Tanrı mı? Tanrı yani, Türk'ü korusun. Türk sen tabii ki bunun adı Tanrı olması lazım ama. işte yani Türk İslam sentezci ne dediği belli olmayan karman çorman çorba bir vizyon. Buradan hiçbir şey çıkmaz. Devlet Bahçeli'den gerçekten hiçbir şey yani arkasında arkasında ciddi bir ideoloji yok. Bak Erdoğan'ı beğenmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama ideolojisine sahip. Bizim tarafı esas eleştirmek lazım. Biz ideolojimizi sahip değiliz biliyor musunuz? Bizim taraftarken siz kendinizi hangi tarafta... Kendimi de Ya hayır Hangi tarafta hissediyorsunuz? Bizim diyorsunuz zaten. Daha CHP mahallesi. Evet Cumhuriyet Halk Partisi mahallesiyle. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ideolojisine sahip çıkmadı. Yani uzun dönemde karşı devrim kolaylaştırıcısı olma durumuna düştü. Bir sürü hatalar yüzünden. Şimdi bunları tek tek konuşmanın anlamı yok. Şimdi RFP konusuna da bir şeyler söylemek istiyorum. Evet çok enteresan bir şey. Yani orada da bir i̇çinde, açılım geldi birdenbire. Evet, bu bize. işin içinde olmak lazım. Yani dil bilimciler oturup çalıştılar mı? Ne bileyim Türk tarafı neler söyledi? hangi bildirileri sundu? İhtiyaç var mıydı? Böyle bir ihtiyaç var. Şimdi ya oturup bilmeden mıydı? Türkçe mi öğreneceğiz? Bilmeden, bilmeden, yani yazmayı mı öğreneceğiz? Halbuki spekülasyon yapmamak lazım. Bir de yani bu iktidarı biz biliyoruz. Bu iktidar cumhuriyete Kurucu ideolojimize ve kurucu babamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı aydınlanma devrimlerine bodoslamadan karşı düşmanlık yapıyor. Bunlardan bir tanesi de ne o? Harf inkılabı. O bir dil devrimi değil esasında. Alfabenin değiştirilmesi. Hatta bizim hani ejdat ejdat diyorlar ya e bizim ecdadımız runik alfabe kullanırdı. Biz esasında Latin alfabe onun arkasında runiktir o. Onun arkasında etrüks var biliyorsunuz. Yani biz ecdadımızın alfabesine de döndük. Ama bir gecede ne diyorlar? Cahil kaldık. Ya kardeşim senin okuma yazma oranın yüzde dört buçuktu. Kadınlarda sıfır nokta yediydi. Nasıl cahil kaldın? E bakıyorum ben şimdi damadı şeyin Sayın Erdoğan'ın damadı bir de eğitimli de yani Selçuk ben ondan Bey olan Sayın Selçuk, Selçuk Bey kast Ya bir ha. gecede diyor cahil kaldık diyor ya. Ya insan var ya bir bakar ya biraz okur. Şimdi niye bu? Bunlar niye oluyor biliyor musunuz? Küçük yaşta koşullandırılarak büyürseniz ciddi okulları bile okusanız böyle sonuçlar doğuruyor. Şimdi demin hukuktan filan adaletten bahsettiniz. Bu ülke FETÖ hukukunu yaşadı. Bakın FETÖ hukuku o dönemde ne yapmaya çalışıyorlardı biliyor musunuz? Hukukun içinde kalmaya çalışıyorlar. Ve ve sahte de olsa delil yaratıyorlardı. Şimdi mesela sizi suçlayacaklar değil mi? Ne bileyim gece giriyorlar bilgisayarınıza virüs koyuyorlar, bir şey, bir şey koyuyorlar filan. Hukukun gereğini yapmaya çalışıyorlardı. Şimdi öyle bir dönem yaşıyoruz ki Dinim yaratmaya bile ihtiyaçları yok. Bodoslamadan hukuksuzluk yapıyorlar. Yani sahte delillere bile ihtiyacı yok. Şimdi ben tabii tartışmanın sonrasından girdim ama oraya da girmeden önce ilk önce şunu söylemek istiyorum. Ben geçen hafta yoktum. Ee, Almanya'da ve İsviçre'de konferanslarım vardı. Bir dizi konferans vardı. Evet biliyoruz. Konferansın sırasında da tabii şehirde, meyirde filan birileriyle konuştuk, tabii, gezdik evet. filan. Baktım ya Sayın Cumhurbaşkanımız, iktidarın çok yetkili ağızları kıskandıklarını söylüyor o coğrafyanın bizi. Aa evet Almanya ben de, bizi kıskanıyor mu? Ben de baktım ki kıskanıyorlar mı İsviçre'de, Almanya'da? Ya Üzdem Hanım neyi gördüm biliyor musunuz? Bizi sevenler, dostlarımız acıyorlar bize biliyor musunuz? Gerçekten acıyorlar. Acıracak durumda bir ülke haline geldik. Bunun müsebbibi kim? Şimdi sinirleniyorum tabii Bugünkü, siz böyle deyince ama niye e, bunu... acıyorlarmış falan oluyor. Hani öyle bir duygu geliyor ama yani gene yani, de objektif bir e, gazeteci şöyle, olarak sorayım yani. Şöyle, Neden temel acıyorlar? hak ve özgürlükleri ayaklar altına alınan, evet. muhalif bir ses çıkardığınız zaman size hukuku bir sopa olarak kullanan. Bir de bakın bugün çağdaş dünyanın dört büyük özgürlük alanı var. Bakın dört büyük özgürlük alanı var. ...bir tanesi ne biliyor musunuz? Korkmama özgürlüğü. Yani Sadece hükümetinden... Özgür. ...onun işte kolu kuvvetlerinden... ...korkmadan yaşayabilmek. Bu iktidar... ...elindeki bu aparatlarla... ...bizi korkutmaya çalışıyor. Başka ne? Tapınma özgürlüğü. Tapınma özgürlüğü... ...aynı zamanda tapınmama özgürlüğünü de... ...beraberinde getiriyor. Ya nasıl tapınacağımıza karar veriyor. Bizi zorluyor bu konuda. Üçüncüsü ne? ifade özgürlüğü, evlere şenlik. Dördüncüsü ne? Yoksulluk içinde yaşamama özgürlüğü. Refah ya hala. bugün, bugün Türkiye yoksulluk içinde yaşadıyor bu iktidar biliyor musunuz? Şimdi konuşurken oraya geleyim. deniz ki bu kayyum mayyum işleri nereye geliyor? E ben söyleyeyim size ya. Ekrem İmamoğlu'na geliyor. Evet. Ekrem İmamoğlu'na geliyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nu oradan almak istiyorlar. Peki neler yapılabilir? E şu anda istinafta var. Benim aldığım duyumlar, spekülatif tabii doğru olmayabilir. Cezanın verildiği yönünde İmamoğlu ahmak davası cezasının verildiği evet, yani. evet. Çıkmış mı yani bu? Ya, yani, be, ha, anlıyorum. Be, bir, de, bir his de, olarak, de, bir duygu Şimdi Zeynep yargı bağımsızlığını soracak. yitirmişse hepsini, hepsini soracağız, soracağız yargı yani. bağımsızlığını yitirmişse değil mi? Yargı iktidarın bir aparat haline gelmişse buna şaşırıyor muyuz? Şaşırmıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Siz İmamoğlu'nu bir de şimdi bekletiyorsunuz halk bunları görüyor. Halkın indinde bunun 5 kuruşluk değeri var mı? Yok. Bir de belki İmamoğlu'nu siz yasaklı hale getirirsiniz ama belki seçime girmesini de engellersiniz ama bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir mağduriyet yaratır. Bu çok tehlikeli bir durum. Peki neye ihtiyaç var? Terör iltisaklı bir suça ihtiyaç var. Eğer siz terör iltisaklı bir suç tam onu oradan alırsanız yerine kayyum atayabilirsiniz. Ama siz bu suçtan onu görevden alırsanız meclis başka Cumhuriyet Halk Partili seçer. Bakın. Şimdi. duruşmasıyla soruşturmasıyla başladıkları ve yarım kalan süreci bu vesileyle tamamlayıp kayyum atarlarsa kesinlikle. böylece CHP Bakın, belediyesi şimdi, olmak şimdi oraya gerçekten. doğru gidebilmek için niye işte e, önce Ahmet Bey'i yaptılar. Belki ara kademede başkalarını da düşünüyorlardır. İşte o e, kent uzlaşısı konusunda mutlaka e, dijital iz bırakılmıştır. E, onun teatisinde, onun organizasyonunda filan. Gerekirse içine bir tane de gizli tanık filan bulup bu operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Ama burada en büyük hata neydi biliyor musunuz? 31 Mart ruhu öldürüldü. Bakınız bu iktidar, bu iktidar seçimi kaybetti. Ve birinci parti olma özelliğini bırakmak zorunda kaldı. Şimdi ne yapılmalıydı? Bu iktidarın üzerine gidilmeliydi. Nefes aldırılmamalıydı. 31 Mart ruhu şahlandırılmalıydı. Meydanlar doldurulmalıydı. Artık sizin bu ülkeyi yönetebilecek gücünüz yoktur denmeliydi. Ne yapıldı? Normalleşme ve işte... Ee... Gibi bir tuzağın içine girildi ve ne oldu zaman içinde bu 31 Mart ruhu öldürüldü ve arkasından işte açılım, anayasa değişikliği bunların hepsi bir paket biliyor musunuz? Gerçekten hepsi bir paket şu anda iktidar kaybettiği inisiyatifi kazandı kendisine bir manevra alanı yarattı. Şimdi buradan ne yapıyor? Operasyonlar yapıyor. Şimdi bir de ne istiyorlar? İktidarda kalmaya devam etmek istiyorlar. Peki Bahçeli ne istiyor? Demin konuşulurken erken seçim o kesinlikle erken seçim yok. Bu safhada kesinlikle erken seçim yok. Bakın zaten iktidarın en yetkili ağızlarının söylediklerini hepsi erken seçimi reddediyor. Ne istiyorlar? Bir anayasa değişikliği. Anayasa değişikliğinde muratları ne? Recep Tayyip Erdoğan'ın süre sınırlandırılmasını tamamen kaldırmak, mümkünse 46 bile çekmek. Peki nasıl yapabilirsiniz bunu? Masaya birilerini ortak ederek. Peki masaya, pazarlık masasına neyi koyacaksınız? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ideolojisi. Bakın Abdullah Öcalan açılımı, bu söylemler, bir de bunun arkasında ne de var biliyor musunuz? Dış dinamikler var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri konuşacağız değil mi onu? Tabii, Amerika Birleşik Devletleri de seçimler Soracağım yapıldı. Onu, son Şimdi plan. Büyük Orta Doğu projesinde bazı şeylere hız verilecek. Özellikle e, İsrail, Gazze'de ve Lübnan'da istediği sonuçları alınamıyor. E, bu savaşın Lübnan'a, sirayet daha doğrusu Suriye'ye sirayet ettirilmesi lazım. Türkiye'nin rol üstlenmesi lazım. E, Türkiye'nin bir şekilde e, bu entegrasyonda veya Suriyenin kuzeyindeki bu yapıya evet demesi lazım. E karşı taraf neyi görüyor? Recep Tayyip Erdoğan'ın sıkışık olduğunu, iktidarda kalmaya devam etmek istediğini biliyor. Yani şunu demek istiyorum: Hem dış dinamikler vasıtasıyla, hem içeride iktidarın ihtiyaçtan doğan sıkışmışlığı sıkışmışlığını aşabilmek için kurucu ideoloji masaya konuyor. Şimdi e, kim? Devlet Bahçeli o açıklamayı yaptı. Arkasında Recep Tayyip Erdoğan var biliyor musunuz? Bir milyonda bir şans bile yok bunu tek başına yaptığı konusunda. Ve aynı noktada ilerliyorlar. Amaç pazarlık. Bu konuda direnç gösterenleri de operasyonlarla işte e, yok etmeye çalışıyorlar. Baskı kurmaya çalışıyorlar. Yani e, erken seçim bu safhada Kesinlikle yok. Yok diyorsunuz. Anayasa değil. değişikliği olmadan, hiçbir erken seçim seçme. bu safhada kesinlikle yok. Peki. E, bir yapmam bir yok. saniye veri toprağa göndereceğim, hemen döneyim sonra. Zaten şöyle söylüyorum, ben zaten katılıyorum. Evet. Yani halk bunun meşruiyeti çıkmaz. çıkmaz bir ahmakla Bence onun için sıkıntıdan bunu ilan edemiyorlar. Bir de en önemli önemlisi ne? Çünkü ne istiyorlar? Mecliste Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde olduğu için şeyi değiştirmek istiyorlar. Belediye başkanını. Sen şimdi bu suçtan eğer Ekrem Bey'i oradan alırsan Yine meclis başka Cumhuriyet Halk Partili'yi seçer. Hem de daha enerjik ve daha mücadeleci. Ha, o şunu, zaman ne yapmanız lazım? Şunu ilave edeyim. Siz bitirin. Türker Bey siz bitirin ben ilave edeyim. O zaman kafalarında şu var. Kayyum atamak. Kayyum atamak. Kayyumu nasıl atayabilirsin? Terörist. Terör ilki saklı. Bir de neden sen e, bu e, özellikle Ahmet Bey'i aldın? İşte burada kent e, uzlaşısı, uzlaşısı var. Üzerine, evet. Belli ki bu kent uzlaşısı sırasında e, telefon konuşmaları Terafiyye olmuştur, belki toplantılar de. olmuştur. Zaten Ve bu iktidar da daha bu iktidar bütün gücünü dış tehdide yönelik istihbarat unsurlarını kullanmıyor. Nereye kullanıyor biliyor musunuz? Muhaliflere yönelik. Şimdi onları dinlemiştir, dinlemiştir. Belgeler sahte Belgede olabilir, işin içinde. Şey olabilir, işte yalancı şahitler olur, var bilmem ne, gizli şahitler Gizli, tanık tanık var var. gizli evet. tanıklar. bu Bunu planlıyorlar. Şimdi ara kademelerini yapmaya çalışıyorlar. İşte kayyum atadılar. Değil mi? Arkasından belki başka bir ilçe ve arkasından ana hedefe gelecekler Ekrem Bey. Onun için bazen e, siyasi mücadelede de böyledir. Eğer bir suçun işleneceğini görüyorsanız, aleniyet yaratacaksınız. Kardeşim, bunlar kötü niyetlidir. Bizim belediye başkanımızı bir şekilde görevden alıp kay bu konuda mücadele ederek çünkü eğer siz bir suç işlenmeden aleniyet yaratırsanız ya da e, batınların dey deyimiyle yani e, önden bari e, hani, e, preemptif atak derler ya, önleyici e, eylemler yaparsan bunu engelleyebilirsin. E, sen yurt nöbeti biraz buna hizmet şimdi tabii, eden bir şey herhalde. Bitirin lütfen Daha başka şeyler yandan geldi? Elbette birçok çalışma içerisinde olacağız. Ama ben burada bir fark görüyorum. Bakın ben şimdi avukatlık yaparken yani ağırlıklı olarak ceza hukuk alanında çalışıyordum. Kamptaki toplantıda da söyledim. Bakın dedim. Bizim ülkemizde gerek sık yönetim mahkemeleri, gerek devlet güvenlik mahkemeleri, gerek özel yetkili mahkemeler bir kimsenin terör örgütü üyesi olarak cezalandırılabilmesi için mahkemenin koyduğu şartlar vardır. Nedir o? Der ki bir örgüt terör örgütü olacak. Onun hiyerarşik yapısı içerisinde bulunacaksın. Hangi görev aldığın bilinecek. Eğer örgütte herkesin kod adı varsa senin de bir kod adın olacak. Eylemsellik olacak. Üçüncüsü eylemsellik. Yani örgüt adına hangi eylemlerde bulundun? Para mı topladın? Organizasyon mu yaptın? İşte bir eylem içerisinde mi bulundun? Bunları somutlaştıracaksın. Gibi gibi. Yani bunlardan hiçbiri dikkat ederseniz Ahmet Özer'in soruşturmasında savcılık sorgusunda vesaire ilk tutuklama da yok. Sadece bu itirazda bir gizli tanıktan bahsediliyor. Ama o gizli tanık ifadesiyle de aslında kendi içinde de çelişkili bir dolmuş. Sadece gizli tanık ifadesiyle de birinin örgüt üyeliğini iddia edemezsiniz. Somutla örtüşen şeyler olması lazım. İşte vesaire vesaire. Amma velakin şimdi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş başka birlik. Nasıl bir şey? Eğer siz oralara yönelik bir hamlede bulunursanız dünyaya şunu ilan ediyorsunuz. Ey dünya ben işte Şimşek geziyor ya böyle turlar falan yapıyor. İkinci Şimşek döneminde başladı dolaşıyor. Ey dünya ben artık demokrasiden tamamen çıktım. Diktatörlüğümü ilan ettim. Bundan sonra ben böyleyim. Ondan sonra beni böyle kabul ederseniz yatırımcı da böyle geliyorsa gelsin. Uluslararası anlaşmaları böyle yapıyorsanız yapın. Yani biz araştırmalarda hani her şeyi ölçen endekslerde hibit demokrasi olarak gözüküyoruz. On üzerinden Anladıklarında Ne demek? Yani biraz demokrasi biraz da otokrasi. Sistem biraz üstüyüz. Yani biraz üstteyiz. Ve evet. e, içinde bulunduğumuz bu kadar geri kalmışlığın ekonomik olarak çöküşün sebebi de temel herkesin tespit ettiği bir şey var. Bütün ekonomistler kimi dinlesen şunu söylüyor. Demokratik gelişmeler, kurumlar, kurumsallık, yasama yürütme yargı kuvvetler ayrılığı, özgür basının varlığı olmaması, özgür üniversitelerin bulunmaması, Sayıştay gibi ama esasında her kuruşu denetleyen kurumların olmayışı gibi gibi unsurlar nedeniyle mahkeme kararlarına uymamak, ahim kararlarına uymamak, anayasa mahkemesi kararlarına uymamak, yargının bağımsız olmayışı birçok böyle başlık çıkıyor. Özetle gidiyorum. Siz bir de yani bunun üzerine e, Türkiye'de siyaseti tamamen o siyasi habitatı ortadan kaldıracak hamle yaptığınız anda orada artık geçmiş olsun. Yani Türkiye serbest bir düşüşün içerisine girer. Dolar bilmem belki 70 lira olur 80 lira olur yani tamamen mutlak bir çöküş içine gireriz. Dolayısıyla bu kadarını göze alamayacaklarını ben düşünüyorsunuz. Ben bu kararı hani şimdi şöyle bir şey iki iki şeyi ayrı tutmak lazım. Bakın dikkat ederseniz kayyum uygulamasını bizim hukukumuza 80'lerden itibaren darbe sonrası gelmişti. Sonra anayasa mahkemesi bunu hukuk aykırı bunu iptal etmişti. Sonra 2016'da bir kaykayla tekrar getirdiler darbe girişimi sonrasında ve hani bulunmuş olması bunun bir yani kanunu kanunda olması hukuka uygun olduğu anlamına gelmiyor. Bu başka bir tartışma. Ama uyguladıkları kayyum uygulamasını yaygın olarak yaptıkları yerler e, dem ya da o gelenekten gelen partilerin kazandığı belediyeler üzerinde oldu i̇lk Türkiye'de. İlk defa CHP yaptılar. Yani bu, bu mesela ilk defa Esayurt'ta bir ilçe özelinde oldu. Niye işte hani o içinde bulunduğu ilçe ihtimali herkesin oyunu alacak bir figür olarak ön plana çıkması bu tartışmayı çeşitli suçlamalarla da böyle kafa karışıklığı yaratmaya çalışıyorlar. Ama ve lakin, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer aldığı yerlerde, diğer şeyler, hani büyük şehirlerde falan. Yani ben bunu Türkiye açısından tamamen, hani derler ya savaş olur, çatışırlar insanlar ama atom bombası işin bittiği yerdir. Hani artık o nereye götüreceği belli olmaz. Yok edebilir tamamen insanlığı diye. Nükleer bir şeydir. Onun için ben bunu göze alabileceklerini düşünmüyorum. Burada Kesinlikle. kısa bir şey demek Reklam arasına demiştim. gitmem lazım. Zamanı geldi. Kısa. Bir cümle. Tamam. Zeynel Bey'in endişelerine katılıyorum ama bu işin bir dış dinamik bölümü var. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın Türkiye'de demokrasi endişesi yok. Sadece bu coğrafyada Türkiye'yi kullanabilmesi bakın şimdi hani o başlangıçta açılım çözüm e, APO'ya çağrı filan bu işin arkasında dış dinamikler var. Çünkü iktidar bu hamleleri yapabilmek için Batı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda bakın seçim var büyük gelişmeler olacak bölgemizde. Bunun arka planını da inşa ediyor. Yani sen batının eğer istediklerini verirsen, tavizleri verirsen demokrasi endişesi olmaz. Bakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne e, Cumhuriyetin Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülüğünde biliyorsunuz tezkere e, geçmedi istenen çoğunlukla ve Irak e, akamete uğradı. Bunun faturasını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kesti. Evet. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin sonra da Genel Başkanı'na kestiler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çünkü ben o zaman Londra'da görevliyim. Yani o üst düzey adamları Türkiye'ye getiriyorum onlarla konuşuyorum. Diyorlar ki Türk Silahlı Kuvvetleri niçin baskı yapmadı geçirtmedi? Ya bakın demek ki bizden beklentileri demokrasi değil. Eskiden olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri baskı yapsın geçirsin bunu. Yine o dönemi yaşadığım için biliyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri var ya yani en üst düzey görüşmeleri biliyorum. Hayır bu işe karışmadı biliyor musunuz? Bakın bu işe karışmadı. Peki. Yani onun İnce için, için o bizi aldatır. Anladım. Tamam, Bu işin değil, dış dinamik bölümü var. Unutmamak lazım. Peki kısa bir reklam arasına gidiyorum ama döndüğüm zaman hemen Ankara Stüdyo'da sevgili dostum siyaset bilimci ON Medya'nın kurucu başkanı Volkan Memduk Gültekin'e döneceğim. Güçlendirilmiş bir parlamenter sistem mi? Erdoğan için kesinlikle süre sınırı olmayan başkanlık sistemine devam. Bunun için Türkiye'nin kurucu ideolojisi pazarlık masasında isteyene istediğini verir. Yeter ki oradan almak istediklerini alabilsin diye. Bu yüzük hakkında da bir şeyler daha söylemek istiyorum bir kere. Tabii, buyurun. Allah'tan Tanrı'ya gelmiş, değil mi? Evet Hı -hı. yani hani, tutarsızlık o kadar büyük tutarsızlık. Ya bana, bana ilginç yok. geliyor Bakın, yani hani bir anlamda Cumhur İttifakı değil mi? Türkiye'yi yönetiyor bir anlamda öyle. Askerin askerin yemininde veya ne bileyim yemek yerken başlangıcında bitiminde söylediği Tanrı'yı Allah diye çevirdiler. Bakın sen yüzüğünde Tanrı'ya geçiyorsun. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nde e, ne bileyim yemek başlangıcında e, biz Tanrı'nın adıyla diye başlardık. Şimdi Allah'ın adıyla diye başlatıyorsun. Yani... E bunun tutar tarafı yok. Bir de orada yeni Türkiye grandfuler biliyor musunuz? Yeni Türkiye grandfuler. Yani ben Amerikancıyım. İktidarda kalmak için Amerikan projelerine de dibine kadar hizmet ederim anlamından başka hiçbir şey değildir. Şimdi bir sorunu çözebilmek için önce sorunun varlığını kabul etmek lazım. Yani sorunu yok sayarak sorunu sonlandıramazsınız. Bir de Şöyle bir şey vardır rekabette. Siz çözemediğiniz sorunlar üzerinden rakipleriniz tarafından istismara uğrarsınız. Ne demek istiyorum? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim oldu ama taşlar yerine oturmadı. Şimdi siz bunu inkar edebilirsiniz. Taşlar süper oturdu diyebilirsiniz ama bunu Erdoğan görüyor ve bunu istismar etmeye çalışıyor. Şimdi bir de cumhurbaşkanlığı yarışı var değil mi? Şimdi bir sorun yok diyebilip bu işi kapatabilirsiniz. İnkar edebilirsiniz. Ama bir sorun var biliyor musunuz? Yani Ekrem Bey de cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Mansur Bey de cumhurbaşkanı olma, olmak istiyor. Belki Özgür Özel bilemiyoruz. O da olabilir öyle. yani. Genel başkanları sonuçta. Şimdi, ya ben Cumhuriyet Halk yani, genel bir... başkanı olsaydım ben de öyle çıkardım. Evet olabilir. Zaten bence bu niyet de var ama. Hatta arkadaşlar oldu. bu tab tabii tab ki bu niyet var ama şimdilik e, bu bir şekilde. O da, O da Bastırılıyor. Bakın şunu anlatmaya çalışıyorum ben. Şimdi bu nasıl biliyor musunuz böyle iki tane hava teması var. Radardan izliyorsunuz birbirine doğru yaklaşıyor. Müsaade rotasında? Eğer siz bu sorunu çözmezseniz, hep ötelerseniz ötelerseniz seçimlere ramak kala müsaade mi olur? ve başarısızlık gelir. Şimdi Zeynel Bey dedi ki yani partinin seçimi filan. Hepsi doğru ama parti nasıl tespit edecek? MHK'da mı? Uygun değil ki. Neden? E şöyle yeter mi yani ee, daha, daha, geniş, daha geniş bir konser daha geniş bir bir dakika yalnız ben orada ama yok, ben hatırlıyorum da orada ben orada demek demek şey ben kanunda geçeni söyledim. Yoksa parti kanunda geçeni yapar ama ondan öncesinde çok daha demokratik gerçekten şu, kim olmalıyı çok daha objektif tespit etmeli herkesin içine sinsin zaten. Şöyle Hayır. düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. Ee, kriterler tespit etmek lazım. Mesela hani burada ayaküstü söylüyorum. Oturup ders çalışılır üstünde. Mesela kriterlerden bir tanesini çok geniş kapsamlı kamuoyu yoklamaları yapmak yani belirgin olarak görülür. Şimdi mesela şimdiki kamuoyu yoklamalarına bakıyorum. Epeydir bir zamanları izliyorum. Mesela Mansur Bey yukarıda gözüküyor. Ama ne bileyim seçime ramak kala bu değişebilir. O ayrı. Mesela bir kriter bu olur. İkinci kriter parti meclisi de yetmez biliyor musunuz? Yani Üyeleri bu Halk Partisi'nin üyeleriyle bir ön seçim gibi bir şeye ihtiyaç var. Hakim huzuru. Ya da bir nabız yoklaması yani falan. Yani bakın gibi. eğer bunları yapmazsanız ne olur biliyor musunuz? Çak problem çıkar. Şimdi bu sorunu çözmek lazım. Bakın bu sorunu çözmek lazım. Bir sürü şeyler öğretilir. Bir de biz ne istiyoruz? Türk vatandaşları ne istiyoruz? Biz tek adam yönetimine bir tek adam aramıyoruz biliyor musunuz? Biz neyi arıyoruz? Parlamenter sistem geri gelsin istiyoruz. Devlet aklı geri gelsin istiyoruz. Mesela o biz da bir biz öyle bir lider istiyoruz ki, öyle bir abi istiyoruz ki... Türkiye'yi parlamenter sisteme yani seçildi 5 yıl iktidarda değil mi? O 5 yıl hem kurumları rehabilite edecek. Çünkü kurumlar çökmüş vaziyette. Hem de parlamenter sisteme geçecek o altyapıyı hazırlayacak. Böyle bir abiliye ihtiyaç var. Böyle bir liderliğe ihtiyaç var. Bir de sorunu çözün. Şimdi ben mesela bir çözüm üretebilirim ama yetmez. Yani o, o ders çalışması lazım. Parti oturup ders çalışması lazım. Biz bu iki adayımızı Çarpıştırmadan çünkü iki krizler vurdum birbirine kırılacaklar. Nasıl bir şeyler yapalım? Yani acaba aralarına zamanlama mı koyalım? Birisiyle ne bileyim geçiş döneminde bir liderlik verelim. Arkasından parlamenter sistemde ötekine başbakanlık da... bakın siz bunu üretmezseniz bunu ötelerseniz size şöyle söyleyeyim çarpışma olur felaket olur bir de e, mesaj var mı? Ben mesela Mansur Bey'in mesajına bakıyorum. Bu sadece dış ististimar değil ki. Yani bir anlamda içeriden Üçeriye de, de bir, bir müdahale olduğunu ima içeriden de onu yok etmeye çalıştıklarını söylemeye çalışıyor. Bir de şöyle çok net, net mesaj veriyor. Parlamenter sistem. Şimdi mesela ben Ekrem Bey de bu söylemi şimdiye kadar hiç duymadım. Peki. Belki de söylemiştir de ben duymamışım. Yok söylemedi. Bir virgül koyacağım. Sizinle devam edeceğimiziniz tamam. olsa. reklam arasına gidiyorum kısa bir reklam arasına. Döndüğüm zaman Mansur Bey'in açıklamasını bir daha okuyalım. Tamam. Ve üzerinden analizimize devam edelim. Kısacık bir ara. Salim Güram yani aslında bütün suçların isnat edildiği cinayeti işlediğinden şüphelenilen, köyün muhtarı olan ve bir siyasi partinin bir dönem ilçe başkanlığı yaptığı konusu gündeme gelen Salim Güram ve anne yüksel güran dinlendi. Sanıklar dinlenmeye devam ediyorlar mahkeme salonunda. Bir son dakikaya da sıcak gelişme olduğu anda oradaki değerli gazeteci arkadaşlarımıza döneceğiz. Dönelim. Mansur Yavaş meselesi. Sorun şu, Bugün Türkiye'yi yöneten siyasi iktidarla Türkiye bekasını ve güvenliğini sağlayamaz biliyorsunuz. Türkiye çözülmeye gidiyor diyorum bakın. Olay çok ciddi. Ekonomi düzelmesine imkan yok. Bir de Hani bazen diyorsunuz ki erken seçim yetmez iktidar değişikliği. Şimdi erken seçim yaptın tekrar geldi bir daha erken seçim. Bakın bu iktidar gitmeden Türkiye'de hiçbir şey düzelmez. Şimdi sorun iki tane değerli adayımız var, değil mi? Diyelim üç olsun dört olsun. Şimdi siz eğer bu sorunu çözmezseniz yok kabul edersiniz veya ne bileyim şimdi konuşmayalım. Acelesi yok. Daha seçime 5 yıl var, 4 yıl var der. Sonra çözeriz derseniz neydi biliyor musunuz? Bu çatışma rotasında birbirini kırarlar. Partide başka gerginlikler olur ve seçim yine kaybedilir biliyor musunuz? Bu sorunu çözeceksiniz. Bir sürü yöntem var bu sorunu çözmek için. Yani hatta futbol takımlarında bile vardı. Mesela iki değerli insan var, futbolcu var, aynı mevkide oynuyorlar. Yaş durumuna bakarsın, niteliklerine bakarsın. Gerekirse başka mevkilerde değerlendirerek veya zamansal araya fasıla koyarak ikisini de kullanmaya, faydalanmaya çalışırsın. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi liderliğine düşen görev bu sorunu çözmektir. Şöyle bir açıklama yapılabilir. Bu anlatılanlar palavra. Hiçbir sorun yok. Gümbür gümbür gidiyoruz. Diyebilir. Bizim gibi insanları susturabilirsiniz ama sorun var biliyor musunuz? ne kadar var. Düşen görev Cumhuriyet Halk Partisi liderliğine düşen göre bu sorunu çözmektir. Bu sorunu çözmezseniz Erdoğan tarafından, AKP iktidarı tarafından istismar edilirsiniz. Ediyor mu? Evet ediyorlar. Peki. Şimdi Mansur Yavaş'ın yazılı açıklaması üzerine, ha tam da o geldi zaten, bu konuşmaları yapıyoruz. Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum. Türkiye Ertürk diyor ki sadece dış, dış dışarıdan iktidar ittifakının yaydığı söylentiler zaten değil. Zaten bu iktidar kaynaklı olamaz. İktidarın istismarı daha farklı olur. Bu demek istiyor ki iç ya içerden var bir bu şey işlemi. var demek. İçeriden dedikodu içeride olur zaten. Bu dedikoduların ne maksatla çıkarıldığını biliyorum. Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes saldıracak, partimizi tartışmaya açacak, hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim diyor ve şöyle söylüyor İktidarı değiştirerek güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirene kadar diyor. Yani bir sistem... Hatta şöyle yayınlar yapıyorlar işte ee, A neydi AP Parti miydi? Ne parti? Anahtar, Parti. Anahtar, parti, Anahtar parti kuruldu esasında işte o Mansur Yavaş'ı öyle araştıracaklar. Yok iyi Parti mi Parti ortak aday yapacaklar. Ya bu dedikoduları duyuyoruz duymuyor musunuz? ya da şey de vardı hatırlarsanız Heh. milliyetçi eee ha, milliyetçi, partilerin milliyetçi bir adı, ittifak evet, yapacaklar milliyetçi falan. ittifak yapılacağına bak, bakın. Ilişkinde bir yani şey vardı. Bu, bunları Mansur Yavaş da görüyor. Tamam mı? Onun için Cumhuriyet Halk Partisi bu sorunu çözmeni bir de bir de mesaj veriyor. Ben diyor tek adamlık peşinde değilim diyor. Parlamenter sisteme geçişin cumhurbaşkanı olmasını adayım diyor. Burada bunu Burada bunu Mansur Yavaş ilk kez söylemiyor. Bu Cumhurbaşkanlığı dönemi. Bunun dışındakiler doğru değil. İlkleme yapabilir bu. miyim? Buyurun Hüsmen Türker. Zeynel Bey'in endişelerine tabii ki katılıyorum. Ama İstanbul benzetmesini buna uydurmak mümkün değil. Niye? Şimdi e, örneğin... Ankara'da Ek böyle oldu. Ekrem Bey, o Ama şimdi bir dakika. Ekrem Bey mesela e, toplum tanımıyordu ki. Yani siz Ekrem Bey'i yapmasaydınız da ne bileyim başka birisini de yapsaydınız çok bir şey fark etmeyecekti. Şimdi, şimdi bu artık durumda Gülceği şişeden çıktı iki diyor, iki aktör var. var. Yani Mansur evet. Bey var. Doğru. Mansur Bey bu Şuna katılıyor yani bu süreç ki, yönetilecektir. Ki, Yönetilmelidir. Ki, doğrusu Doğru. Ama ama şimdi burada bir çözüm var. Lazım. Yani onun için bugünden eğer biz bugünden Türkiye'de bu kadar ekonomik problem var, bu kadar işte işsiz var, çocukları ama yatağa hatta, aşk gelen milyonlar var. Biz kendi içimizde tartışmalara boğulursak Zeynel Bey zarar görürüz. Zeynel Bey. Altılı Masa doğru bir hareketti. Daha da büyütülmeliydi. Altılı Masa'da şu yapıldı. Hani biz bir sürü şeyler hazırladık diyorsunuz ya. Hepsi onların seçimi kazandığımızda neler yapacaktık. Ama seçimi nasıl kazanacağız? Cumhurbaşkanı hep ne yapıldı biliyor musun masada? Konuşuldu, konuşuldu. Cumhurbaşkanlığı adayı ötelendi. Hep ötelendi, hep ötelendi. En son tespit edildiğinde seçime ramak kalmıştı. Masa bir yıkıldı. Sonra tekrar toplandı. E ne oldu? Seçim kaybedildi ya. Yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi böyle bir sorun var mı? Önce sorunu içselleştir. Mühendislik eğitim alanlar bilir. Önce problemi yazacaksın. Problem ne bu? Biz bunu çözmemiz lazım. Çözmezsek, ötelersek, seçime davar dersek, ramak kala çözersek büyük sorunlar çıkıyor. Yani çözmeden kastınız ne? Ya şöyle yani Soğur. Yani birinin belli olması mı? Ay şöyledir. Hayır. Ne bileyim nasıl tespit edeceğiz? Yöntemler belirlenir, kriterler belirlenir. Ne bileyim belki ikisini de, de değerlendirebilecek çözüm üretilir. Yani süreç Şimdi ben burada geldiğinde da, hemen bir çözüm, çözüm söylemek istemiyorum yani. Süreç geldiğinde bunlar tabii yapılacaktır, yapılmalıdır. Süre... Ee, ve tüm sanıklar önemli ölçüde dinlendi bugün, yarın devam edilecek. Ee, baba Arif Güran defalarca fenalaştı. Baba Arif Güran dört sanın dördünden de şikayetçi olmuş. Yani hem oğlu olan Enes Gürandan, hem eşi olan Yüksel Gürandan, hem erkek kardeşi olan köy muhtarı olan Salim Gürandan ve Nevzat Bah diğerden şikayetçi olmuş. Böyle bir şey yani akla mantığa yani Türker Paşa yani dram. anlamak mümkün değil biraz bir, bir önce dram de yani. Hele bir anne yani hani anne figürü deyince insan hem kendi annesi aklına geliyor, hem kendi eşim, çocuklarım var çünkü. Ya anne çocukları için yani kendini feda eder bu olayı anlayabilmek mümkün değil. Bu olayın çözülmesinin önündeki en büyük engellerden bir tanesi oradaki tabii ki feodal ilişki. Buradan ciddi bir sonuç çıkar mı? Vallahi benim şüphem var ya. Yani Sinan Ateş cinayetinden çok ciddi bir sonuç çıkmaz. Ayhan Bora Kaplan. Çıkmaz. Niye çıkmaz? Çünkü e, bu işin içinde iktidar var. Yani bu işin içinde iktidar var derken tabii ki bu cinayet işleyen tabii ki iktidar değil ama iktidarın bu feodal ilişkilerin arkasında bulunduğunu biliyoruz. Söyledi zaten Galip Ensar yolu sözcü televizyonunda burada çıktığı yayında bu, söyledi. Zaten, Aileyi iyi tanıyoruz dedi. Yakın dostumuzdur dedi. Zaten bu iklimden besleniyorlar. Niye ee, yani çağdaşlığın egemen olduğu Hatta hani şöyle de ifade edebiliriz. Yani Atatürk'ün liderliğinde yapılan aydınlanma devrimleri bu zaten. Yani bilim egemen kafalı, eleştirel hakta sahip bir toplumu yaratmak, kadın erkek eşitliği, feodal ilişkiler yok, birey yaratmak, demokrasi için. Şimdi o bölgede niçin demokrasi gerçekleşmiyor? Çünkü demokrasi bireye ihtiyaç var. E oradaki insanların... Kendi tercihleri yok ki. İşte onun tercihini yok ya kocası yapıyor, ya amcası yapıyor, ya şeyhi yapıyor, ya muhtar yapıyor. Buradan demokrasi çıkmaz. Zaten acayip bir duruşma olmuş. Emrullah Erdin şu anda Skype üzerinden karşımda. sevgili meslektaşım <laughs> ve dostum Emrullah'cığım ne kadar yorgun olduğunu tahmin edebiliyorum. Yani evet. e, o yüzden gözlerinde de görüyorum ve harandırılmış maddi gerçeğe yani ihtiyaç var. Şey bu hikaye kalsiyordu. bu kadar sosyal medyada kadar gündem aydın. olup böyle bir şey yaratmasa, yaratmasa yaratmasa yaratmasaydı, bu, kadar bile bu da olmayacaktı zaten. Belki bulunmazdı. Aynen. Tabii tabii. Belki de yani Salim için söyleyemiyorum ama diğer sanıklar açısından ben çok ceza çıkacağı kanaatinde değilim. <laughs> ee, en azından iftira halinde çocuk öldürmekten. Türker Bey siz ne bir şey var? Zeynep Bey güvensizlikten bahsediyor. Ya bunun ana kaynağı ne? İktidar ya. Peki siz iktidarın verilerine güveniyor <laughs> musunuz? Yok kimse güvenmiyor. TÜİK'e <laughs> güveniyor musunuz? Enflasyon rakamına güveniyor musunuz? Bir terör saldırısı oldu. Onun müsebbibini açıklıyor güveniyor musunuz? Ya bir iktidar Yalan söylemeyi bir alışkanlık haline getirdi. Şimdi mesela hadi Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump gelsin istiyorlar da geldi. Hadi geldi. göreceğiz mera. Ya Trump bu iktidara hakaret etti. Bakın hakaret etti ve hakaret mektubu gönderdi. Bizden gizledi bunu biliyor musunuz? Nasıl öğrendik? Gördüler ki gizliyor. Tabii büyükelçi rapor etti Washington'a. Mektubu basına verdiler. Sonra da müzeye astı zaten. Bakın Şeyde Suriye'de İHA'mızı düşürdüler. Bizden sakladılar. Yani şimdi bunlar Allah bir dese inanmam ya. Şimdi böyle bir ortamda hani balık baştan kokar. E onun için şiddet. Ya bu iktidar şiddeti halkına uyguluyor. Korkuyu halkına uyguluyor sindirmek için. Ama bu kurumların içinin boşa, boşaltılması zaten bence kastı yapılan bir şey. Öyle. Mi? Bu arada ya maalesef şöyle de bir durum var. Kurumlara güven azaldıkça aslında toplumda güçlü liderlere olan ilgi tabii. yükselmeye başlıyor. Otoriter rejimin arkasını besleyebilmek tabii. için. Dolayısıyla tabii. aslında yani kurumu boşalttıkça yine bu hikaye otokrasiyi kendi... yükselten bir şey. Aynen yani. öyle. Çünkü e bu bir o, zaman, yani o zaman bu Amerika'da tabii Trump ki Trump'ın böyle bir şeysi var. Hatta en yakın sanıyorum eski e, orgeneral yanında da çalıştı Kelly. Dedi ki Hitler özentisi dedi. Peki Trump böyle bir şeyi Amerika'da yapabilir mi? Hayır. Niye? Ya denge kontrol mekanizmaları var. İşte görüyorsunuz ya. Kurumların başındakini bile görevden alma hakkı yok. Meclis var. Kongre var. Yüksek hep, Mahkeme var. Şimdi hepsi cumhuriyetçilerde bu dönemini görürleriz ama. Emin olun. Yani bu bu Türkiye'de anladığınız anlamda böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Çünkü orada bir sistem var. Kurumlar manzumesi var. Şimdi görüyorsunuz ya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli komutanları. Kurumlar var da kurumların erozyona uğrama ihtimali biraz yüksek Trump döneminde. Çünkü Ama bir de şöyle bir tarihi var Amerika'nın biliyorsunuz. 16 başkanından 4'ünü vurmuşlar. %25 Doğru. sayı yüksek. Niye? İşte o kurumsal yapı, müesses dizamın Haşan bir de 20 yıllık bir iktidardan bahsediyoruz. Görüyoruz yani. Yani 22 yıldır bir tek parti iktidarından bahsediyoruz biz bu ülkede. Tabii ki. Evet, evet. O Trump'tan bahsediyoruz. Bahsediyor. Yani Trump Hayır, sadece bir şöyle, dönem yapmış, bir, bir baştan ellesi. Onda da otoriter eğilimler var. Ben diyorum ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun denge ve kontrol mekanizmaları olduğu için bunu absorbe ederler. Bu Türkiye'deki anlamda bir gelişme göstermez. Ama Türkiye'de kardeşim meclis yok, yargı yok. Silahlı kuvvetler, işte şimdi e, hatırlayın Trump ilk döneminde e, genelkurmay başkanı siyasi bir açıklama sırasında yanında olduğu için halktan özür diledi. Ya bizde komutanları mitinglere dahil ediyorlar. Olmaması gereken şeyden Avustralya'dan, değil mi? Avustralya'dan örnek verdik. Başbakan arkasında kuvvet komutanları var, genelkurmay başkanı var. Konuşurken ne zaman siyasi konulara giriyor? müsaade edip istiyorlar. Diyorlar ki şu andan itibaren biz arkanızdan çekilelim. Yani bugün Türkiye'de kurumların içi boşaltılmış. İşte 22 yıllık bir evet, iktidar evet. zaten. Maalesef. O, e, tabii ki tek parti iktidarı bu kadar uzun süre bir tek parti iktidarı olduğu zaman zaten bunun e,